Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda parlarken sizin için de günlük hayatın hareketliliği artıyor. Yakınlarınızla iletişimler, aile konuları, iş hayatınız, eğitim hayatınızla ilgili koşturmalar bu ay önemli ölçüde belirleyici olabilir. Evet, Ağustos'un ilk haftası biraz gökyüzü sert etkiler barındırıyor. Uranüs Boğa burcunda, Satürn Kova burcunda, Güneş de Aslan'da olduğu için 2 Ağustos'ta Güneş Satürn karşıtlığı, 5-6-7 Ağustos civarında Güneş Uranüs karesi etkinleşecek. Sabit burçlardaki kare açılar aslında bireyselden çok toplumsal alanlarda biraz sıkışıklık, biraz böyle stres, huzursuzluk yaratabilir. Bireysel hayatlarımıza da az veya çok bu etkiler dahil olabilir. Genel olarak sağlığınıza, çalışma koşullarınıza, birlikte çalıştığınız kişilerle ilişki dinamiklerine bu dönemde daha hassas yaklaşmakta fayda var. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay 3. evinizde doğuyor. Keyifli bir yeni ay aslında. Bu yeni ay güzel bir seyahat, bir gezi, tatil getirebilir size. Aynı zamanda öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili de yenilikler getiriyor, yeni kapılar getiriyor, yeni kapılar açıyor bu dolunay, yeni ay. Ticari konularda, iş hayatınızla da ilgili yeni gelişmeler olabilir, bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Mesleki anlamda işle ilgili eğitimler, bazı seyahatler de gündemde olabilir. Birçok kişisel gezegen, özellikle Mars ay boyunca Başak Burcu'nda olacak. Venüs ayın ilk yarısında Başak Burcu'nda olacak. Merkür de ayın 11'inden sonra Başak Burcu'na geçecek. Dördüncü ev konuları, yani özel hayatınız, eviniz, aile ilişkileri, yakın çevre ilişkileri, belki kardeşler, akrabalar, onlarla olacak yakınlaşmalar da bu yeni ayda çok gündeminizde olacak gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa ve sabit burçlarda haritanızda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın bireysel etkileri biraz daha öne çıkabilir. Genel olarak gündeminiz yakın çevre, kardeşler, akrabalar, aile konuları, İşle ilgili bazı kararlar, özellikle ticaretle uğraşıyorsanız, kendi işiniz olabilir ya da evden yaptığınız işler olabilir. Seyahatler ve eğitimle ilgili konular. Bu yeni ayda yenilikler bu alanlarda gündeminizde olabilir. 11 Ağustos'ta Merkür artık Başak Burcu'na geçecek. Merkür Başak Burcu'nda son derece detaycıdır ve çok verimlidir tabii ki. Aslında Ağustos'un ikinci yarısından itibaren zihnimizin biraz daha detaylara takılacağını, özellikle gerek özel hayatımızda gerek de iş hayatımızda biraz daha düzenleme yönünde, detaylarla uğraşma yönünde daha güçlü çalışacağını bize gösteriyor. Ama günlük hayatımızda sorunları çözme konusunda çok pratik olabiliriz. Merkür Başak Burcu'nda çok pratik olabilir, çözüm odaklı olabilir. Özellikle Merkür'ün Mars'la kavuşacağı 18-19-20 Ağustos gibi bu aralarda çok ev içinde birçok işle uğraşabiliriz mesela. Belki evde bir işimiz var, yani evde iş kuruyoruz, evden yapacağımız işler var ya da aileyle ilgili konular var. Buralarda çok daha fazla detayla uğraşıyoruz ama hızlık süreçlerimiz var. Son derece de verimli süreçlerimiz var aslında. Aynı anda birçok işle uğraşıp hepsini pratik bir şekilde çözümleyebilir, sonuçlandırabiliriz. Ayın 16'sında Venüs Terazi Burcu'na geçecek sevgili ikizler. Ayın 16'sından sonra daha keyifli, daha eğlenceli, biraz böyle işte romantik konular, aşk konuları, kişisel yaratıcılıkla ilgili hobilerimiz, keyif aldığımız uğraşlar, toplantılar, sosyalleşme, eğlenceli aktiviteler, hani bunlara çekilebiliriz 16 Ağustos'tan itibaren. Çünkü Venüs hayatın tadı tuzu demek ve Venüs terazi de çok keyiflidir. Size de çok güzel bir açıda olacak. Kalbiniz boşsa Venüs terazi size güzel bir aşk da getirebilir. Bu alanları destekleyebilir. İlişkiniz var. Evet, ilişkinizde daha fazla keyif alma, güzel romantik paylaşımlar yapma
imkanlarını da özellikle ayın 16'sından itibaren size sunabilir. 22 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayımız var. 29 derece Kova burcunda. Evet, bu yaz iki tane Kova dolunayı yaşıyoruz. 24 Temmuz'da 1 derece Kova burcunda bir dolunay meydana geldi. 22 Ağustos'ta tekrar bir Kova dolunayımız var. Sabit burçların son dereceleri etki aldığı gibi değişken burçların ilk dereceleri de etki alıyor bu dolunaydan. Çünkü dolunayın hemen ardından Güneş Başak burcuna geçecek. Siz de değişken bir burç olduğunuz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasındaysa bu dolunayın gerçekten bireysel olarak size çok daha etkileri olabilir, kişisel etkileri olabilir. Dönüştürücü bir dolunay, değişik etkiler taşıyor. Aslında Kova dolunayı son derece toplumsal, evrensel konularla ilgili. Eşitlik, adalet, özgürlükler, biraz da isyankar tavırlar, teknoloji ve bilimsel alandaki dönüşümler, yeni keşifler, uzay, astronomi ile ilgili konular, bunları da işaret ediyor. Bireysel hayatlarımızda da bu anlamda yenilikler olabilir, özgürlükler olabilir, bireysel anlamda değişimler olabilir. Kova burcu sizin 9. eviniz. Ama 10. evinizde de etkileyen bir dolunay bu. Hem eğitim konuları hem akademik konular, aynı zamanda kariyeriniz, geleceğinizle ilgili konularda önemli dönüşümler var ve bunlar belki Temmuz ayında başlamış konular olabilir. Temmuz ayında oluşmaya başlamış, şimdi de etkisi devam eden konular olabilir. Öğrenciyseniz evet, eğitim hayatınız ve akademik konularda belki önemli artık bazı tamamlanmalar var. Ya da buralarda belirsiz olan konular netleşecek. Uluslararası, yurt dışı bağlantılı konular da olabilir. Eğitiminizle ilgili, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, belki yaşamak için yurt dışı ile ilgili bir şeyler arayışındasınız. Belki böyle önemli kararlar vereceksiniz hayatınızda. Ya da hukuksal işleriniz var, yasal süreçleriniz var, bekliyorsunuz, tamamlanmasını bekliyorsunuz. Bununla ilgili bazı dönüşümler var. Tüm bu olasılıkları da dolunayla beraber gündeminize alabilirsiniz. Ve özellikle ayın son 10 günlük dönemi artık dolunay enerjileriyle şekillenmeye başlayacak. Ve Güneş 22 Ağustos'ta hemen Başak Burcu'na geçişini yapıyor. Ayın son günleri hem Dolunay hem Güneş'in Başak Burcu'na geçişi, Mars Başak Burcu'nda. Dolayısıyla kariyer konularınız, geleceğinizle ilgili konular, ev hayatınızla ilgili konular, buralarda gündemleriniz var aslında. Bu gündemleriniz, evet, yeni bir iş kurmak ya da işten ayrılmak, taşınmak, yer değiştirmek, aile olmak, işbirliğiyle alakalı konular, yuva kurma temaları. Yani tüm bunlar olabilir. Daha kadersel etkiler, daha güçlü etkiler. Ve Güneş özellikle özel hayatınızı, ev yuva alanlarınızı aydınlatmaya başlıyor. Eylül ayı da bu etkiler devam edecek. Çünkü Eylül ayında tam da ev yuva alanınızda, özel hayatınızla ilgili bir yeni ay var. İşte bu yeni ay yeni kapıları da hayatımıza açabilir sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri
tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.